izleyenler işte psikolojiye hoş geldiniz. Bugün yine psikiyatrist Zeynep Pınar bizlerle değerli yorumlarıyla bizlere aydınlatacak. Bugünkü konumuz mobbing. Oldukça önemli bir konu. İş yerlerinde oldukça sıklıkla rastlanan bir problem. Mobbing nedir? Mobbing tüm dünyadaki tanımı bu. İş yerlerinde görülen psikolojik taciz demek. Bunu fiziksel şiddet ya da cinsel tacizle karıştırmayalım. Onlar daha hukuki bir sorun. Mobbing de hukuki bir sorun ama psikolojik taciz, ispat edilmesi lazım. Şimdi şuna gelelim, tüm kültürlerde, tüm ülkelerde cinsiyet, meslek, konum, statü ayırt etmek sizin rastlanılan bir durum. Yani illa kadın erkek vesaire gibi böyle bir şartlar yukarıdan aşağı diye bir şey yok. Yani kişiyi yıldırma, caydırma, kişinin kişisel değerlerine, iş yapma gücüne etki eden bir durum. Ben klinik proteinde gördüğüm genellikle bir iş yerini iş yeri yapan 10 sene, 15 sene ya da uzun seneler çalışan kadınlarda giderek yükselen bir ne oluyor? Biriken tazminat oranı oluyor. Ve bu kişilerde mobbingle bıktırılıp, yıldırılıp uzaklaştırılabiliyor. O kadar beziyor ki istifa ediyor. İstifa edince böyle depresyona giriyor, bunalıyor. Ondan sonra aklı başına giriyor ki, yahu ben niye bu kadar o kişinin etkisinde kaldım? Yani e, e, kişi ve kişiler de olabiliyor bazen. E, i̇nanılmaz e, mobbing çeşitleri var e, karşılaştığımız. Burada mobbing e, mağduru kimdir, mobbing uygulayıcısı kimdir, mobbinge karşı nasıl davranalım, tüm bunları konuşalım tam da işlerin ve işletmelerin en çok olduğu yerde çalışanlara da işverenlere de yardımımız olur inşallah. Şimdi günlük hayatımızı en çok iş arkadaşlarımızla geçiriyoruz dedik. Burada işverenlere, kurumlara da görev düşüyor. Bana ne? Ben işimin görüldüğüne bakarım. Kim kimi eziyormuş şey olmaz. Yani bu ev içinde aslında ana babalar da e tamam kardeşler onlar dövüşür de barışır da deyip daha zayıf olanın ezilmesine izin vermek uzun vadede ailenin engesini alt üst etmek demektir. Yani doğru değil. Yani o eninde sonunda o şeye döner. O yüzden iş yerinde mobbing gözden kaçırılmamalı. Neden? Çünkü iş verimi düşer. Mobbing kurbanının özelliklerini sayalım. bu kişiler genellikle duyarlı, sakin, daha içe dönük, yani toplumda kurban konumunda olan e, belirli kişilik özelliklerine sahip olan ve daha önemlisi iyi insan olmaya çalışan kişiler. Bu iyi insan olmanın altını çiziyorum. Nesil var. İyi insan olmak ne güzel, makbul bir e, insan bizim kültür ve değer yargılarımızda deriz değil mi? Biz hiç kimse kötü insan olun demiyoruz. Burada yanlış olup her şeye hayır diyen ters insan olmak hiç karlı değil. O da e, mutsuzluğu ve her türlü şeyi davet eden bir şey. Kötülük. Normal insan olun. Gerektiği yer başkalarının sınırlarına geçmeden kendi sınırlarını koruyabilen insana normal insan diyoruz. İyi insan olmak kendi sınırlarından fedakarlık etmek demektir. E, ne yapar? Ee, meziyetler o zaman eziyet haline geliyor. O yüzden olmuyor. İyi insan olmaya değil, normal insan olmaya çalışın. Ya, ama işverende çalışan da olsa, yönetici konumunda da olsa herkesin normal insan olmaya gayret etmesi gerekiyor. Mobbing uygulaması esnasında bir takım mizansenler, gruplaşmalar, grupça mobbing yapma gibi durumlarda söz konusu oluyor. Yani bir kişi hedef olarak seçiliyor, işinde yükselen bir kişi olabilir. E, tuhaf bir şekilde bir ışığı olan ve başkaları tarafından sevilen yine iyi niyetli diye tabir ettiğimiz kişi kıskanılabilir. Çünkü ileriki aşamalarda o insanların ona duyduğu sevgi onu müdürlüğe, genel müdürlüğe de getirebilir. Bunu bazı insanlar önceden görebilirler ve ona karşı tekli ya da grup olarak tacizde, psikolojik tacizde bulunabilirler. Peki bu kurtlar diyelim, kurt sofrasının kurtlarının özellikleri nelerdir? Şimdi kişi bir psikolojik tacize uğradığını nasıl anlar? Çok güzel. Evet. Bir dönem bunun farkında olmayabilirsiniz günlük yaşam olayı içinde. Şimdi burada mağdurun özelliklerini saydım. İyi insan olmaya çalışan, sakin vesaire değil. Saldırganın özellikleri Örgü arayışında olan, kendine güveni eksik olan, başkaları tarafından tasdik edilmeye ihtiyacı olan, kolayca kin tutabilen, neye kin tuttuğunu bilemezsiniz, affetmeyen, kıskanç, iletişim becerileri noksan olan. Yani bir kimseyle doğru iletişime geçip, çünkü iletişim becerileri başlı başına bir konu. İletişim, iki insanın arasındaki diyaloğun, az, üst, yönetici, idareci, kadın, erkek... Demek sizin birbirlerini anlamaya ve anlaşmaya yönelik çabası doğru iletişim. Doğru iletişim becerisi iki tarafı da yükseltir. Kötü iletişim, e, tamam o iyi insanı aşağı çekeceğim derken saldırgan aslında kendini de aşağı çeker. Çünkü o mobbinge uğrattığı e, iyi insan sebebiyle yapan işin kalitesi aşağı düşer, iş verimi düşer. Hakikaten mobbing ciddi bir sorundur. Çünkü ülke çapında bir ekonomik kayba uğrar. Bazen e, hiç alakasız iyi insan olmak haricinde bir görgü tanığıdır da bazen mobbing kurbanı. Size bir, e, en önemli mobbing e, kurbanı e, şeyini anlatayım. E, bir üstüyle bir aslını kucak kucağa yakalar. iş yerinde sessiz bir köşede. Sonsuza dek susmaya niyetlidir. Çünkü üstü de aslı da e, iki çocuk sahibi kişilerdir. Sonsuza dek Susmaya niyetli olduğu halde ya konuşursa deyip daha baştan gözü korkutulmalıdır deyip o iki kişiyi diğer bütün ekibi organize edip onu bütün e, işletmenin günahkesi ilan edebilirler. Hakikaten mobbing kurbanı olmak düşünün hayatınızın en önemli bölümünde yaşadığınız iş yerinde ciddi bir e, ruhsal hasardır. Mobbing kurbanlarında ağlama nöbetleri, işe, işe ayağım tersine gidiyor, işe gitmeyesi gelir insanların. E, iş verimi düşüktür. Sık sık hastalanırlar. Yani bu psikolojik direncin düşmesi, vücut direncinin düşmesi. Nezvi olur, garip olur, hasta olur, geç kalır, gönülsüzdür, isteksizdir. E, e, ayrıca yaşadığı stresi e, başka birisine yansıtabilir. E, evine yansıtabilir. Yani sürekli bir e, e, mobbing, suya düşen bir damla gibidir. Yavaş yavaş o halkalar genişleyerek mobbing saldırganı da vurur o dalgalar. Kesinlikle çünkü hepimiz bir gemideyiz. E, geminin katmanları odalarında da iş yerimizde her bir e, oda diyelim. E, yani e, bir e, kötülüğün e, kurbanı kadar, mağduru kadar saldırganı da vurması biraz zaman alır. O geçen sürede kişi e, tatminkar bir şekilde nasıl da ezdim, nasıl da vurdum, nasıl da yapıştırdım, nasıl da şey yaptım diye gezebilir. Burada e, şeyin e, bir kişi bile olsa yine burada... Ta çocukluktan başlıyor her şey. Anne babalara düşüyor. Hep baştan bunu diyorum. Çocuğunuzu ezmeden, kimliğini yok etmeden onu doğru terbiye edin. Susturmadan. Karşınızda bir dünyada olsa siz kendinize güveninizi zedelemeden dik duruşunuzu korumanız lazım. Ve içinize geçirmemeniz lazım. Çünkü Burada ben onlara bir şey yapmadım. Yapmadım. Değil mi? ve kendinizi savunmanız lazım. Neden? Bu durumda bir üsse yaşadığınız sıkıntıları kaydedebildiğiniz ve görebildiğiniz sebepleriyle beraber aktarmanız lazım. Burada işveren de açık olması lazım. İş yerinde her iş yerinde mobbinge yönelik bilgilerin bulunduğu broşürler, bir köşede asılmış bilgiler olması lazım. Daha da iyisi işveren iş, çalışan arasında bir sözleşme imzaladığı zaman. Mobbing kurbanı olursam bunu bildireceğim ya da mobbing e, e, uygulayan kişi olmayacağım olduğum da şunları şunları deyip bir yönetmelik ve yönergelere işlenmiş olması lazım bu durumda. Yani mobbing kurbanı asla sessiz kalmamalı çünkü toplumda insan insanoğlu çiğ sütlenmiştir derler değil mi nedir bu yani insanoğlu biraz vahşidir. 3 e, dakika içinde karşısındakine notunu veririz. Zekası eğitimi ne olursa olsun. Üç karşımıza karşımızdaki hakkında yener miyiz, yenişir miyiz? O mu bizi yener? E, bir, bir tavır tutum takınır. 3 dakika içinde, 3 saniye içinde bazen. E, o zaman ben evet, yine güzel, yumuşacık, bunu alt ederim, bunu stres topu yaparım. Bugünkü öfkemin korbanı ederim, bugün bununla eğlenirim. Yani kedinin fareyle eğlendiği gibi, top kedinin fareyle eğlendiği gibi. Bazen bu eğlence için, bazen yıldırma, susturma, bıktırma, geri bırakma, yarışmada geri bırakma. Çünkü bir yarıştır aynı zamanda hayat. Sessizce bir yarış. Mobbing uygulanabilir. Burada yapılacak şey kişiye zarar veren kötü niyetli davranışlar. Tehlikeli değil ama uzun vadede nedir? Suyun, su gücünü damlalarından değil, damla, damlanın gücünden değil, damlaların sürekliliğinden ara. Bir yerde senelerce çalışıyoruz. Sürekli vır, vır 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 hiç bıkıp üsenmeyen şey, kişilik karakter yapısında insanlar vardır. Az Do doymaz yani. O insanlara dur demek lazım. bu dur demek gerektiğinde elinize sopayı almanız gerekmiyor. Gözünüzün beyazını göstermek gerekir bazen. Yani burada dur seni anladım, seni duydum. Bunu yandan e, laf söylemekse laf çarpma diye bizim kültürümüzde bir şey vardır. Ya da e, arkadan dolanıp çelme takma. Bu çelme takma her zaman ayakla olmaz. E, şeyde e, mesela as üst arasında kalan kurban da önemli belgeleri saklıyorlar mağdur edeceklerinden mesela. E, yanlış bilgilendiriyor, eksik bilgilendirme e, ki uzaklaşsın e, biz rahat ortamımızda rahat edelim. Yani e, gibi durumlar olabiliyor. O yüzden e, burada hayata karşı duruşumuz bir duruşumuz olmalı. Mobbing e, kurbanını aileler yetiştiriyor. Mobbing saldırganının kesinlikle tedaviye ihtiyacı var. Ve kurumun e, iş verimini artırabilmesi için yeniden e, kendi kendini denetlemeye ve gözden geçirmeye ihtiyacı var diyebilirim. Mobbing kurbanı mahkemeye başvurmak ve bana mobbing uygulandı demek maddi manevi tazminat davası açmak istedi. Böyle bir durumda şimdi psikolojik bir taciz var ve sessiz uygulanan bir şey. Bunu kanıtlama evresinde yapması gereken nelerdir? Günü gününe tarihle bana bugün bunu yaptılar. Bu arkadaşım da buna şahit oldu diye arkadaşından imza mı almalı? Şimdi şöyle e, mobbing, e, haklısın Genellik e, bu dünyada olan biten şey hani der üç kere sıçrar şekil giderler mutlaka delil bırakır. Şimdi mobbing, e, not, e-mail yazılı belgeler her zaman yani sözlü olarak kendinizi ispat etmeniz zordur. Burada saklanan bir belge, not, e-mail her neyse bunları saklamanız lazım. Genellikle e, bu e, iyi niyetli dikkati işine yönelik insanlar bunları atlarlar. Sizde öfke uyandıran, yani affetmek güzeldir. Zaten mobik salgınları affetmeyen ikinci kişilerdir. Kurbanları da tersine affeden insanlardır. Ama siz ne kadar affetseniz de siz bir egonuz var. Bir egonuz, bir benlik, benliğiniz var. Ve buna karşı içinizde bir öfke var. Öfke birikir, birikir. Bunu bastırırsınız işinizle gücünüzle uğraşırken. Bir gün olmadık bir yerde öyle bir patlarsınız ki o zaman... Saldırgan haklı duruma çıkar. Etim ne dedi ki şimdi sen ne yaptın deyip haksız duruma da düşebilirsiniz. O yüzden bu kendi öfkenizi ve duygularınızı da duyun ve dinleyin. Ona göre davranın demiyorum. Kendinizi duyun dinleyin. Özgüveninize zarar vermeden buna yönelik ne yapabilirim diye planlayın. Mobbingle ilgili yapılacak şey bir e, dediğiniz gibi şahit tutma olabilir. Burada şahitler hakikaten e, şeydir bizde aman şahit olmayayım şöyle uğraşırım falan. Halbuki en az bilinen atasözümüz şudur. Ee, en eskilerden söylediği için e, beni bağışlayın. Doğruyu söyleyen papaz olsa da yanında durun. Doğruyu söyleyen her kimse sizin e, yanınızda ya da din sizin milliyetinizde dinde olsun olmasın, doğruyu söyleyenin yanında durmak en azından size e, kendinize özgüveninizi sağlar ve bu dünyada adalete herkesin ihtiyacı vardır. Doğruyu söylemek lazım. Ama şöyle söylemezse de o kişi artık sizin yanınızda bir daha durmazsa sizin gibi iyi bir insanı kaybetmek onun için yeterince kayıptır. O yüzden bir kişiyi sizi tanıklığa davet edin. Bir mağduriyetiniz varsa tanık bu. Şöyle şöyle oldu mu olmadı mı? bunu mutlaka söyleyin. Bir de e, az bilinen bir hat var. Alo 170 mobbing hattı. Evet e, karşı e, ne yapabileceğinizi, nasıl davranacağınızı, nasıl delil tespitte bulunabileceğinizi öğrenebilmek için hukuktan daima yardım almak lazım. Hiçbir hususta çaresizliği kabul etmeyeceğimiz gibi mobbinge karşı da çaresizliği kabul etmemek lazım. Yani bir delil topluyoruz, yazılar, e-mailler vesaireler, tanık topluyoruz ve mobbinge karşı sessiz kalmıyoruz, üstlerimizi haberdar ediyoruz kurumumuzu haber e, haberdar ediyoruz. Yani nasıl biz küçük çocuklara nitece uğramasın diye çıldı atın vesaire dendi. Daha baştan ana baba yetiştirecek onu. Çünkü çocuğun kimliğine saygı göster. Çocuk bebek bile olsa çocuktan izin alınmadan öpülmemelidir. Bir, e, yani bir e, aldığı bir e, herhangi gördüğün hoşunuza giden bir meyveyi ağzınıza mı atıyorsunuz değil mi? Bir başkasının çocuğunu öpmek, sıkıştırmak, çimdirmek ee, bu anne babalar buna da izin ver. Kendileri de ayrıca. Her şey izinli olmalı. Çocuğun kişiliğine, kimliğine, bütünlüğüne siz saygılı olursanız o çocuk kendini korumayı daha ana babaya karşı ve ana babaya rağmen öğrenirse aynı şekilde tüm toplumda her yerde kocasına karşı, patronuna karşı, işverene karşı kendisini korumayı öğrenecektir ve öğretilmelidir. Çok teşekkür ediyoruz Zeynep Hanım. Rica ederim. Sevgili izleyenler çağımızın en önemli problemlerinden biri Mobinke'ye ışık tuttuk. Umarız faydalı olabilmiştir. Bir başka işte psikolojide görüşmek üzere. Hoşçakalın.